Merhaba canım takipçilerim. Şimdi size çok güzel bir meditasyon yaptıracağım. Bu meditasyon sonrasında da kullanabilmeniz için zor zamanlar, zor dönemler için şu an içinde yaşadığımız dünyanın bu koronavirüsü döneminde gerçekten gülüyorum artık inanılmaz sinir bozucu. Benim gibi germofobisi olan bir insan için kabus gibi bir şey yani. Resmen neredeyse Firavun'la Hazreti Musa'nın dönemini yaşıyor gibiyiz. Yalnız o hikayeyi okuduğun zaman aynı şekilde işte hastalık musallat oluyor. Yok işte çekirgeler basıyor bilmem ne. Bit kısmı var. Yani ona yokum. Onu gördüğü zaman gerçekten kriz geçirdim yani. Ona yokum yani. Onun üstüne bir tane arkadaşım da ya Can okullarda da bit salgını varmış. Ya dedim Allah'ım sen koru. Neyse, tamam. Şimdi, özellikle size çok önemli meditasyon yaptırmak istiyorum. Bu meditasyonu lütfen bu süreçte de bol bol yapın. Tamamen destek alın. Zaten benim YouTube kanalımdaki bütün meditasyonları yapmanızı çok tavsiye ederim. Kaynağın şifası ile uyumlan diye bir videom var. Onu da mutlaka ama mutlaka seyredin. Hatta düzenli olarak seyredin ve o enerjiye uyumlanın. Ve Matu da bizimle beraber. Temizlik yapıyor Matu. O da dezenfekte ediyor kendini böyle böyle. Yalıyor diyor dezenfektan. Evet şimdi. Şöyle. Sonuç olarak aslında bizim geçmişimizde. Bundan 100 yıl önce de, yüzlerce yıl önce de, binlerce yıl önce de. Aslında bizim şu an buraya gelebilmemizi sağlayan. Bütün dünyadaki işte kara veba gibi ya da birbirinden korkunç işte savaşlar, dünya savaşları, salgınlar, depremler, doğal afetler, kedim, doğal afetler, hepsinin içinden çıkmayı başaran atalarımız sayesinde. O yüzden şimdi hep beraber atalarımızla, yani bütün zorlukların içinden çıkan, bizi bugüne getiren atalarımızla bağlantıya geçeceğiz ama bundan öncesinde neden şu an dünya bu koronavirüsü olayını yaşıyor? Sonuç olarak gerçekten ilahi yapı bizim bir şeyleri anlamamızı, fark etmemizi istiyor ve gerekli bununla ilgili temizlikler ve çalışmalar da yapıyor. Bilinç olarak da temizlikler yapıyor özellikle. Farkındalıklar yaratıyor. Bir kere işte bütün sürüngenlere, canlılara, hayvanlara karşı yapılan zulüm. İşte Çin'de ve bütün dünyada. İnsanların mesela o kadar aslında iyi yaşam koşulları olmalarına rağmen şükretmemeleri. Şu an artık herhalde hiçbiriniz, ben yıllardır biliyorsun şükredin, 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 teşekkür edin diyorum. Siz de diyorsunuz ki şöyle kötü, böyle kötü. Herhalde şu an herkes bundan önceki süreci arıyordur yani gerçekten. Ay ne kadar iyiymiş, ne kadar iyi şartlar altındaymışız diyordursunuz diye düşünüyorum. O yüzden bir kere açtan önce özür dileyelim. Bütün yaşamdan, bütün doğadaki canlılardan, sürüngenlerden. Bununla ilgili açıkçası bir açıklama yapacağım. Çünkü astrolojik olarak görünüyor aslında neden bunun böyle olduğunu. Ama şimdi size bir meditasyon yaptıracağım. Bu meditasyonu hep beraber yapalım. Ki bu süreçte bize tam destek, koruma, çok pozitif yönde enerjiler aksın ve bilinçaltımızda da, enerjimizde de, düşünce sistemimizde de güzel enerjiler ortaya çıksın. Matuş, meditasyon yapalım mı beraber oğlum? Hı? Hı? Ne dersin? Hı. Hı. Hadi, sen de gel. Gel. Hı. Bir şey bakıyor, diğer kedilere bakıyor. 5 tane kedim var ya. Tamam. Şimdi başlıyoruz. Ha bu arada kuars kristalleriniz olursa eğer müthiş olur. Olmazsa da sorun değil. Ama mutlaka kendinize bir kuars kristaliniz olsun. Mümkünse de yaşam çiçeği özellikle yaşam çiçeği kolyesi de takmanızı çok tavsiye ederim. Bununla ilgili özellikle aşağıda link bırakıyorum. Toplu tavsiye ettiğim bir sürü kitaplar, bir sürü ürünler, bir sürü şeylerle ilgili. Beğendiğim, kendi alışverişini yaptığım şeyler gibi. O linkten de aynı zamanda bakabilirsiniz. Hı, Matuş. Hı. Tamam.
Tamam. Okey. Şimdi. Başlayalım. Derin bir nefes alın. Derin bir nefes verin. Nefes alırken adeta ışığı, şifayı, ihtiyacınız olan tüm enerjileri kendinize doğru çektiğinizi hayal edin. Ve nefesinizi verirken de karanlığı size hizmet etmeyen her şeyi güneşe yolladığınızı, güneşten de kara deliğe gittiklerini hayal edin. Kara deliğin koruyucuları lütfen üstümüzdeki bütün olumsuzlukları, hastalıkları, maddi manevi sıkıntıları al ve temizle. Şimdi gerçek kaynağın enerjisiyle uyumlanmaya niyet edin. Gerçek kaynağın enerjisiyle tam olarak uyumlanmaya niyet ediyorum. Ve şimdi özellikle sağ elinizi göğsünüzün ortası koyun ve deyin ki kendi merkezi merkezden mi niyet ediyorum, kendi merkezi merkezden mi niyet ediyorum. İlahi kaynak ve tüm yaşama sesleniyorum. Şu ana kadar yaptığım doğaya, yaşama, sonsuz sisteme karşı olan bütün saygısızlıklar için özür diliyorum. Lütfen beni affedin. Ve ben de kendimi affediyorum. Ve burada Ho'oponopono'nun açıkçası afirmasyonu çok güzel işe yarar. Bunu da kullanalım. Şunu tekrar edin. Seni seviyorum, özür dilerim, lütfen beni affet, teşekkür ederim. Seni seviyorum, özür dilerim, lütfen beni affet, teşekkür ederim. Yaşamı, bütün hayvanları, bütün doğadaki canlıları, şu ana kadar geçmişte yaşama karşı yaptığımız bütün saygısızlıkları, şükretmememizi, teşekkür etmememizi, yaşamımızın değerini bilmememizi, tam olarak kıymetini anlamamamızı hepsini düşünerek tekrar edin. Seni seviyorum, özür dilerim, lütfen beni affet, teşekkür ederim. Seni seviyorum, özür dilerim, lütfen beni affet, teşekkür ederim. Seni seviyorum, özür dilerim, lütfen beni affet, teşekkür ederim. Seni seviyorum, özür dilerim, lütfen beni affet, teşekkür ederim. Seni seviyorum, özür dilerim, lütfen beni affet, teşekkür ederim. Seni seviyorum, özür dilerim, lütfen beni affet, teşekkür ederim. Seni seviyorum, özür dilerim, lütfen beni affet, teşekkür ederim. Bütün köpeklere, kedilere, yaptığımız tüm hatalara, tüm vicdansızlıklarımızı, merhametsizliklerimizi, maddi imkanlarımız olmasına rağmen destek olmamamız, gidip başka canlıların hayatını kurtarabilmeye, ameliyat ettirebilmeye, yemek verebilmemize, her türlü katkı sağlamak yerine paramızı, pulumuzu tamamen marka adı ya da herhangi bir şey için gidip o parayı ona vermemiz ya da işte yaşamın devam etmesine katkı sağlamaya yönelik hareket etmediğimiz için tüm devamlı şikayet etmelerimiz için aslında bu kolektif bilincin ve dünyadaki bütün insanların bir parçası olarak bütün bir insanlığın yaptığı her şey adına özür diliyoruz. Ve teslim ediyoruz. Seni seviyorum, özür dilerim, lütfen beni affet, teşekkür ederim. Seni seviyorum, özür dilerim, lütfen beni affet, teşekkür ederim. Adeta enerji tamamen temizlenene kadar devam edin. Seni seviyorum, özür dilerim, lütfen beni affet, teşekkür ederim. Seni seviyorum, özür dilerim, lütfen beni affet, teşekkür ederim. Seni seviyorum, özür dilerim, lütfen beni affet, teşekkür ederim. Seni seviyorum, özür dilerim, lütfen beni affet, teşekkür ederim. Seni seviyorum, özür dilerim, lütfen beni affet, teşekkür ederim. Seni seviyorum, özür dilerim, lütfen beni affet, teşekkür ederim. Bütün sokaktaki canlılara, bütün her şeye, herkese ve her yere, bütün doğaya, ağaçlara, dünya anneye karşı yaptığımız bütün haksızlıklar için seni seviyorum, özür dilerim, lütfen beni affet, teşekkür ederim. Seni seviyorum, özür dilerim, lütfen beni affet, teşekkür ederim. Seni seviyorum, özür dilerim, lütfen beni affet, teşekkür ederim. Seni seviyorum, özür dilerim, lütfen beni affet, teşekkür ederim. Seni seviyorum, özür dilerim, lütfen beni affet, teşekkür ederim. Ve kendi bedeninize, kendi ruhunuza, ruhunuzun geldiği kaynağa, bedeninizin geldiği dünyasal bütüne sesleniyoruz. Seni seviyorum, lütfen beni affet, özür dilerim, teşekkür ederim. Seni seviyorum, özür dilerim, lütfen beni affet, teşekkür ederim. Seni seviyorum, özür dilerim, lütfen beni affet, teşekkür ederim. Seni seviyorum, özür dilerim, lütfen beni affet, teşekkür ederim. Seni seviyorum, özür dilerim, lütfen beni affet, teşekkür ederim. Seni seviyorum, özür dilerim, lütfen beni affet, teşekkür ederim. Annemize, babamıza ve bütün atalarımıza sesleniyoruz. Sizi seviyorum, lütfen beni affedin.
Sizi seviyorum, özür dilerim, lütfen beni affedin, teşekkür ederim. Sizi seviyorum, özür dilerim, lütfen beni affet, teşekkür ederim. Sizi seviyorum, özür dilerim, lütfen beni affedin, teşekkür ederim. Sizi seviyorum, özür dilerim, lütfen beni affedin, teşekkür ederim. Sizi seviyorum, özür dilerim, lütfen beni affedin, teşekkür ederim. Sizi seviyorum, lütfen beni affedin, teşekkür ederim. Sizi seviyorum, özür dilerim, lütfen beni affedin, teşekkür ederim. Bütün atalarınızın, bütün annenizin sol tarafınızı arkanızda, babanızın sağ tarafınızı arkasında ve onların da arkasında binlerce bütün ataların olduğunu hayal edin. Ve niyet edin ve hepsine seslenin. Sizi seviyorum, özür dilerim, lütfen beni affedin, teşekkür ederim. Sizi seviyorum, özür dilerim, lütfen beni affedin, teşekkür ederim. Sizi seviyorum, özür dilerim, lütfen beni affedin, teşekkür ederim. Sizi seviyorum, özür dilerim, lütfen beni affedin, teşekkür ederim. Bunu bu şekilde gün boyunca evde aklınıza gelen bütün konularınız, işte geçmişte problem yaşadığınız bütün insanlar, bütün her türlü olaylar, dert ettiğiniz, beddua ettiğiniz, kızdığınız, negatif enerji gönderdiğiniz, de olay yaşadığınız, sorun yaşadığınız, sizi üzen herkes, bütün aileniz, her şey için bunu devamlı düşünerek o enerji ta ki temizlenene kadar aklınıza geldiği şey devamlı bütün yaşama karşı bunu, nasıl olsa bayağı bir evdeyiz şu an, devamlı tekrar edin bütün yaşama, bütün dünyaya karşı. Böylelikle o enerjiyi temizliyoruz. Tamamen kolektifle işte bunu devamlı yapın. Ve şimdi bütün yaşama, bütün her şeye tamam bir kez daha söylüyoruz. Seni seviyorum, özür dilerim, lütfen beni affedin, teşekkür ederim. Ve şimdi bütün geçmişteki atalarımızla, bütün yaşanmış her şeyin içinde, bütün salgınlar, depremler, doğal afetler, savaşların içinden çıkan, başarılar yaşayarak bizim şu ana gelmemizi sağlayan atalarımızın gücüyle bağlantıya geçmeye niyet ediyoruz şimdi şu an. Arkanızda anneniz, babanız, onların da arkasında atalarınız ve onların da arkasında bütün atalarınız ve bütün atalarınızın önünde eğildiğinizi hayal edin. Şimdi onun arkanızda, onlara yüzünüzü dönün hayalinizde ve onların önünde namaz pozisyonunda eğilin. Sizler benim atalarımsınız. Bütün savaşların, salgınların, hastalıkların, doğal afetlerin, her türlü zorlukların içinden çıkan atalarıma sesleniyorum. Lütfen benim şu an bu zorlukların içinden, salgınların, hastalıkların, depremlerin, her türlü maddi manevi sıkıntıların içinden çıkmam için bana bilgeliğinizi verin. Yardım edin. Destek olun lütfen. Bütün zorlukların içinden çıkmayı başarmış atalarımın desteğini, şifasını, sevgisini, bilgeliğini çağırıyorum. Ve hepsinin adeta size doğru ellerini uzattığını ve sizin üstünüze doğru ışık yolladıklarını, sizin üstünüze sevgilerini, bolluğu, bereketini, şifayı akıttıklarını hayal edin. Ve deyin ki alıyorum ve kabul ediyorum, alıyorum ve kabul ediyorum, teşekkür ederim, teşekkür ederim, teşekkür ederim. Benim deneyim, benim deneyim, sizin deneyiminiz, sizin deneyiminiz. Benim yaşamım, benim yaşamım, sizin yaşamınız, sizin yaşamınız. Benim sağlığım, benim sağlığım, sizin sağlığınız, sizin sağlığınız. Üstümdeki bütün yükleri size teslim ediyorum. Lütfen bana bu sürecin içinden en iyi şekilde çıkmam için yardımcı olun. Ben yapamıyorum, siz yapın. Ben yapamıyorum, siz yapın. Ben yapamıyorum, siz yapın. Şimdi aynı anda ilahi kaynağı, bütün melekleri, bütün sonsuzluğu çağırıyoruz. Ve Yaradan'a sesleniyoruz. Tamamen yüce yaratıcı enerjiye. Ve sonsuz bütüne, ilahi aleme sesleniyoruz. Ve hepsinin önünde eğilin, deyin ki ben yapamıyorum, siz yapın, ben yapamıyorum, siz yapın, ben yapamıyorum, siz yapın, ben yapamıyorum, siz yapın, ben yapamıyorum, siz yapın. Tamamen teslim ediyorum. Teslim ediyorum, her şeyi teslim ediyorum. Ben yapamıyorum, siz yapın, ben yapamıyorum, siz yapın, ben yapamıyorum, siz yapın. Tamamen teslim ediyorum, ben yapamıyorum, siz yapın, ben yapamıyorum, siz yapın, ben yapamıyorum, siz yapın. Bunu söylediğin zaman adeta bir akış, bir vortex hissedebilirsiniz. Evde de mümkün olduğu kadar tamamen namaz pozisyonuna geçin. Başınızı yere, aynı namaz, tamamen başınızı yere namaz pozisyonunda. Deyin ki Allah'ım, Tanrım, yüce kaynak, bütün sonsuzluk, bütün birlik, her ne diyorsanız, her şey her yere ve sonsuzluğa seslenin. Bütün ilahi kaynaklara seslenin, meleklere, her şeye. Bütün yaşama ve atalarınıza seslenin. Deyin ki ben yapamıyorum, siz yapın. Size teslim ediyorum. Her gün bunu birkaç kere yapın.
Ama özellikle atalarınıza mümkün olduğu kadar her gün düzenli olarak bağlantıya geçin ve çağırın. Evde de atalarınıza özel bir köşe yapın ve fotoğraflarını koyun. Annenizin, babanızın, onların annesi, babasının, onların annesinin, babasının, bütün atalarınızın hepsinin önlerinde mumlar yakın. Saygınızı gösterin. Evde özellikle ama hayvanlarınızı olumsuz yönde etkileyecek kokulu mumlar olmasın. İnternette kokusuz hayvanları da olumsuz yönde etkilemeyen mumlar var. Onlara da özen gösterin. Ve saygınızı sunun. Ve bunu düzenli olarak yapın. Görün bak, çok iyi gelecek gerçekten. Ve ben çok zor zamanlarımda, 19 yaşlarımda işte annem kayboldu, babam vefat etti, sokakta kaldım. O çok zor zamanlar için gerçekten korkunçtu. Her gün eğilip bunu yapıyordum. Ben yapamıyorum, siz yapın. Ben yapamıyorum, siz yapın. Ben yapamıyorum, siz yapın. Tamamen teslim oluyorum, teslim ediyorum, teslim ediyorum. Ve inanılmaz mucizeler yaşadım. O yüzden bunu yapmanızı çok tavsiye ediyorum. Ve şimdi iyice bütün güçlü, bize yardımcı olan atalarınızı arkanıza alın. Şimdi önünüzden ayağa kalkın hayalinizde ve onları arkanıza alın. Anneniz babanız arkasında, onların arkasında atalarınız. Ve annenizin babanızın üstünden bütün binlerce yıllık atalarınız üstünden sizin üstünüze gücün ve şifanın aktığını hayal edin ve niyet edin. Alıyorum ve kabul ediyorum, alıyorum ve kabul ediyorum diyin. Ve şimdi o gücün üstünüzden aktığını ve bütün yaşamınızda güçlendiğinizi hayal edin. Ve şimdi önünüzde ışıktan bir kapı açılıyor, açılsın. Ve bu ışıktan kapı adeta bir tünele dönüşüyor. İçinden geçiyorsunuz. Işıktan tünelle hızla akıyor. Ve 10 yıl, 20 yıl sonraya gidiyorsunuz. Ve diyorsunuz ki çok iyi bir konumdasınız, mutluluk içindesiniz. Diyorsunuz ki şükürler olsun. Bütün o kadar salgınlar, depremler, sıkıntılar, maddi manevi sorunlar, bir sürü olay, her şey geldi geçti. Dünya çok zor şeyler yaşadı. Ben kendimce bazı zorluklar, üzüntüler, sıkıntılar yaşadım ama hepsi geldi geçti. Yaşıyorum, sağlıklıyım, bolluk, bereket içindeyim, mutluyum. Etrafımda sevdiğim insanlar, huzur içindeyim. Şükürler olsun, şükürler olsun, şükürler olsun, şükürler olsun, şükürler olsun, şükürler olsun. Tamamen şükredin. Şükredin. Ben her yolculuğa çıkarken de bunu yaparım. Bir ışık tünelinin içinden o süreci geçiririm. Mutluluk içinde aktı. Ve oradan evime döndüm. Şükürler olsun, her şey çok güzel, çok iyi geçti diye. Bunu devamlı imajine eder ve enerji yüklerim. Enerji yollarım ve gerçekten öyle olur. O yüzden şimdi siz de bunu düşünerek ellerinizi şöyle birleştirin. Ve enerji gönderin. Gerçek kaynağın enerjisiyle, kaynağın şifasıyla uyumlanma videomu defalarca seyredin ve onun enerjisini de gönderebilirsiniz bu şekilde. Devamlı, tamamen hayal edin. Bu sürecin çok güzel geçtiğini, ışık tünelinden geçtiğinizi ve bu sürecin tamamen bittiğini, aradan 10 yıl, 20 yıl geçtiğini ve her şeyin tamamen bittiğini ve çok mutlu, huzurlu olduğunuzu, bundan 20 yıl sonra da çok mutlu ve huzurlu olduğunuzu hayal edin ve niyet edin. Hayal edin ve niyet edin. Evet. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu meditasyonu lütfen defalarca ve defalarca yapın. Her gün yapın. Göreceksiniz. Hayalleriniz ötesinde güzellikler hayatınıza çıkacak. Lütfen beğenin, yorum yapın, abone olun ve bütün sevdiklerinizle paylaşın. Beğenmeniz çok önemli ki daha fazla etkileşim alsın, daha fazla insana ulaşsın. Çok rica ediyorum. Sizi seven bir can.